Merhabalar. Dönem başında veya programa başlarken devir malzeme miktarlarını nasıl girebiliriz? Devir işlemleri sistem tarafından yapılabilmektedir. Fakat sistemi ilk kez kullanmaya başladığınızda elinizde bulunan adetlerinizi manuel olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile veya diyalogosu üzerine tıkladığımızda arama alanımıza malzeme yazdığımız takdirde stok işlemleri altında bulunan malzeme fişleri ekranımızı çalıştırırız. Burada daha önceden oluşturmuş olduğumuz fiş listesi bulunmaktadır. F4 ekle butonuna tıkladığımızda görmüş olduğumuz fişlerimizin ekran detayları aynı olmakla birlikte devir fişi işlemleri için devir fişine girdiğimizde gördüğünüz gibi tür alanı değişmektedir. Tür alanında yapacağımız işlem olan devir fişi işlemi yazmaktadır. Genel sekmesine baktığımızda fiş bilgileri kısmında hangi şubemize ilgili devrimizi gerçekleştireceksek ilgili şubemizi ve deposunu seçeriz. Daha sonrasında belge numarasına bir belge numarası belirleyip görmüş olduğunuz fiş numaramız tarih ve saatimiz default olarak gelmektedir. Detaylar sekmesini incelediğimizde yapmış olduğumuz fiş detayı ile ilgili özel kod verebileceğimizi, yetki kodu vererek kısıtlamalarını gerçekleştirebileceğimizi görmektesiniz. Raporlama alanında devir fişini raporlarda hangi döviz türüne görmek istiyorsanız ilgili döviz türünü seçip bağlanacak görev kısmında ise bir göreve bağlı bir işlem yapıyorsak ilgili listeden görevi seçip veya yapacağımız işlem ile ilgili cari tanımlamamız var ise ilgili cari hesabımızı bu alandan seçebilmekteyiz. Diğer alanına geldiğimizde kalemler alanına getirmiş olduğumuz ürünlerin fiyat güncelleştirmelerini bu alandan yapabilmekteyiz. Proje alanımıza geldiğimizde devir fişimiz bir projeye bağlı oluşacak ise proje listesinden ilgili projeyi seçeriz. Durum alanına geldiğimizde burada görmüş olduğunuz iki seçenek mevcuttur. Devir fişimiz tamamlandı durumunda ise stoklarımızın miktarlarında artış olacağını, devam ediyor durumunda ise herhangi bir işlem yapılmadığını ve içerisindeki kalemlerimizde ekleme ve çıkarma işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Kümülatif toplamlara geldiğimizde ise buradan seçmiş olduğumuz kalemlerin döviz toplamlarını ve birim toplamlarını görebilmekteyiz. Dinamik alanlarda devir fişimize ait dinamik listesinde oluşturacağımız çoktan seçmeli, tek seçim, text ve tarih alanlı kolon bilgilerini oluşturmamız durumunda dinamik alan listemizde karşımıza gelecektir. Kalemler alanımıza geldiğimizde listemizden ürünümüzü seçebileceğimiz gibi F12 tuşu altında bulunan toplu malzeme seç ve toplu barkodlu malzeme seç özelliğiyle stok malzeme listemizden tanımlamış olduğumuz stok kartlarını aktarabilmekteyiz. Maliyetler, hareketler ve alternatif alanında ise stoklarımıza ait herhangi bir maliyet ve hareket var ise veya alternatifi var ise buralardan görebileceğimiz gibi fiş malzemelerini aktar seçeneğinde daha öncesinde devir sonrası oluşan herhangi bir fatura, irsaliye, sipariş, teklif, talep ve benzeri işlemlerimiz mevcut ise ilgili formlardan da stoklarımızı listemize aktarabilmekteyiz. Toplu serimizi listeden seçebileceğimiz gibi bir seri aralığı vererek de toplu serilerimizi listemize getirebilmekteyiz veya toplu seri lot üret şeklinde de ilgili toplu seri lotu üretebilmekteyiz. Toplu malzeme seçeneğimiz ile listemize ilgili stok kartlarını aktaralım. Klavyemizin boşluk tuşu ile ilgili ürünlerimizi seçebileceğimiz gibi sol alandaki kulakçıkla da ilgili stok kartlarımızı seçip F2 dememiz durumunda görmüş olduğunuz gibi ürünlerimiz listemize aktarılmaktadır. Burada 5 boyut takibi yapmaktaysak ilgili bilgilerin girişlerini sağlayabileceğimiz gibi miktar alanımızda ne kadar bir miktarlık devredilecekse ürünlerimiz ilgili miktarlarımızı girebilmekteyiz. Serili ürünlerimiz için miktarlarımızı girdikten sonra seri lot alanında görmüş olduğunuz seri numarası alanımıza tıklayıp serilerimiz daha öncesinde tanımlamış olduğumuz serilerimiz ile ilgili stoğumuzu ilişkilendirmemiz gerekmektedir. Listeden tanımlamış olduğumuz serilerimizi F2 seçili seçip listemize getirdikten sonra varyantlı ürünümüze tıkladığımızda karşımıza otomatik olarak varyant tablosunu getirebileceği gibi burayı
doldurmadan mouse'umuz üzerinden sağ tuş yaptığımızda varyant seçeneğini seçtiğimizde karşımıza aynı tabloyu getirecektir. Buradan ilgili asorti miktarlarımızı girip ve işlemimizi tamamlayıp F2 ekle dememiz durumunda miktarlarımızı varyant tablosunda da görmüş olduğunuz gibi getirecektir. Daha sonrasında devirimiz ile ilgili bir açıklama girip eğer barkod okutucusuna sahip isek de F9 ile ilgili barkodlarımızı listemize de getirebilmekteyiz. Daha sonra alt toplamlara geldiğimizde ürünlerimizin maliyetlerini görebilmekteyiz. Diğer satırlarımız için herhangi bir birim fiyatı giriş yapmadığımızdan dolayı A ürününde bulunan toplam fiyatlarımızı karşımıza getirmektedir. Ve sonrasında F2 kaydet deyip görmüş olduğunuz gibi yılbaşı itibariyle otomatik gelen tarihimizde bir devir işleminin gerçekleştiğini görmektesiniz. Stok malzeme listemize gelerek görmüş olduğunuz gibi devredilecek ürünlerimizin miktarlarındaki artışlarını görüp Ctrl Enter ile hareketlerinde devir fişi ile giriş yapıldığına dair bilginin de gelmiş olduğunu görmektesiniz.